Ki fare arkadaşın hikayesi. Bir zamanlar şehir faresi ve tarla faresi iyi arkadaşlardı. Şehir faresi, arkadaşı tarla faresini ara sıra tarlaya giderek ziyaret eder ve onunla birlikte yemek yeme alışkanlıklarını paylaşırlardı. Bir gün şehir faresi arkadaşı tarla faresini yaşadığı şehre davet etti. Şehir faresi o kadar çok ısrar etti ki sonunda şehir hayatını pek sevmeyen yoksul tarla faresi, davete icabet etmek gerekir, gidip şu arkadaşımın evini ziyaret edeyim bari, diyerek yola koyuldu. Tarla faresi yolculuğunu tamamlayıp da şehir faresinin yaşadığı eve ulaştığında gözlerine inanamadı. Aman tanrım bu ne büyük bir zenginlik böyle. Diyerek hayretini gizlemedi. İçeri girince daha bir etkilendi gördüklerinden, hele o ziyafet sofrasını görünce dili tutuldu. Bir tek kuş sütü eksikti sofrada. Güzel yemekler, çeşit çeşit peynirler ve akla gelebilecek her yiyecek onları bekliyormuş. Şehir faresi arkadaşını baş köşeye oturtmuş. Ham yemeye başlayacaklarmış ki bir gürültüdür kopmuş. Az sonra bu büyük evin kedisi girmiş içeri. Şehir faresi hemen kaçıp saklandı. Bunu gören tarla faresi de saklandı. Sağlına sağlına ortalığı kolaçan eden kedi bir süre sonra gitmiş. Masaya oturmuşlar tekrar bir gürültü kopmuş. Bu defa eve gelen evin hanımıymış. Neyse ki hemen saklanan farecikleri görmemiş ama farecikler çok korkmuş. Şehir faresi, tehlike geçti şimdi yemeğimizi yiyebiliriz diyerek arkadaşı tarla faresini sofraya davet etmiş ama tarla faresi sofraya oturmadan kapının yolunu tutmuş. Bu kadar korku yeter demiş. Benim evim zengin değil ama korkusuzca ve özgürce yaşıyorum orada. Her an korku içinde zengin yaşamaktansa kendi evimde özgür yaşamayı tercih ederim. Böylece tarla faresi geldiği gibi yaşadığı yoksul topraklara geri döndü, mutlu Mesut yaşamaya devam etti. Bir daha da kente hiç inmedi. Hikayenin sonunda şunları hatırlatmak istiyorum çocuklar. Zenginlik mutluluğun tek kaynağı değildir. Kendi yaşam tarzınızı seçin ve onunla mutlu olun. Arkadaşlarınızın hayat tarzlarına saygı gösterin ve onları yargılamayın. Umarım hikayem hoşunuza gitmiştir çocuklar. Çocukça kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.